sorumsuz kullanamazsınız. Suyu sorumsuz kullanamazsınız. Havayı sorumsuz kullanamazsınız, kirletemezsiniz. Geçen derslerinden hangisinde arz ettim bilemiyorum. Bende yine bir Arapça Suriyeli bir İslam, ehli sünnet alimi bir Müslüman, çok değerli bir kitap yazmış. Kitabın adı da çok güzel. İrşadul İhvan fi mazarratid duhan. Yani sigaranın zararları hakkında Müslüman kardeşlerimizi aydınlatmak, irşad etmek kitabın adı. Orada uzun uzadıya meseleyi araştırıyor ve hava mevzuna geliyor. Diyor ki sigara içmenin hiçbir günahı olmasa, canım sigara içmek hiçbir şey değil, günah münah değil deseler, düşünün ki hiçbir günahı yok. Hiçbir günahı vebali olmasa dahi diyor, ki var çok günahı var, çok vebali var. Ama siz hiçbir günahı yok deyin. Sigara içmen hiçbir vebali yok deyin. Hiçbir günahı vebali olmasa, kapalı bir salonda, odada, insanların beraber bulunduğu, toplu bulunduğu kapalı bir yerde sigara içen bir Müslümanın içtiği sigaranın dumanından rahatsız olan insanlar, huzursuz olan insanlar, rahatsız olan insanlar haklarını helal etmeden o sigara içen Müslüman vallahi cennete giremez diyor. Çünkü akciğerine çektiği havayı temiz çekmesine mani oluyor ve onun kullandığı havaya tecavüz ediyor. Kul hakkına giriyor diyor. Hakikaten çok düşündürücü, çok ibret verici bir tespittir bu. Müslüman kardeşlerimizin süratle bu sigara belasından kendi akciğerlerini kirletmesi yetmiyormuş gibi kapalı yerlerde birçok insanların da havasını kirletmesinin, akciğerlerini kirletmesinin cezasından kurtulmak için bu sigara belasından süratle kurtulmak lazım. Buna çok ehemmiyet vermek lazım. Buradan da anlaşılıyor ki bir Müslüman suyu ve havayı rastgele, sorumsuzca kullanamaz, israf edemez ve o suyun bereketini, suyun hareketini, suyun zaruretini, suyun önemini asla ikinci dereceye düşüremez. Böylece